45-50 arası. Görmüyoruz. Yok. Benim anladığım. Merhabalar değerli izleyiciler. Şehir Hepimizin programında yeniden bir aradayız. Hoş geldiniz. Bugün mimarlık ekseninden 3 sevgili konuğumuzla birlikteyiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben İpek Akpınar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeyim. Sevgili Zafer. Evet, ben de Zafer Akay, serbest mimar olarak çalışıyorum. Hoş geldiniz Zafer'cim. Ben Zümra Okursoy, Rizon Mimarlık'tan geliyorum. Mimarım ben de. Merve Gülözokçu, ben de mimarım. Herkes için Mimarlık Derneği üyesiyim. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Türkiye Mimarlık Yıllığı adı altında Akitara'nın 10 yıldır gerçekleştirdiği mimarlık ekseninden olağanüstü bir seçki var. Kurumsallaşmış, bizim mesleğimize ait çok özel bir kesit sunan, yapılı çevreye dair, mesleğe dair çok özel bir fikir veren bir platform. Biz bu seçkiden yola çıkarak biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz ama mimarlık ekseninde küçük ölçekli, küçük müdahaleler ve katılımcılık, yerellik üzerinden neler yapılıyor? Biraz onlar üzerine sohbet etmek istiyoruz. Sevgili dostlardan gelen sorular var. Biraz onlar içinden açmak istiyoruz. Ama isterseniz biraz bize bu mimarlık yılı içinden bu senekini farklı kılan neydi? 10 yıldır yapılan bir seçki bu. Çeşitli ödüller, çeşitli eksenler yer alıyor. Ama bu seneki bizi hepimizi çok heyecanlandırdı. Nisan ayında Stüdyo X'te çok özel bir sergi düzenlendi. Sevgili Selva Gürdoğan ve o enerjik genç ekibinin ev sahipliğinde. Ve geleceğe dair açıkçası gençlerin de katılımıyla ben çok uzun süreden beri dolmadığım kadar umutla doldum. Sadece meslek için değil, katılımcılık adına, beraber bir şey üretmek ve söz söylemek adına. Galiba ama bu seneki bu yıllığı, kurumsallaşmış yıllığı, konvansiyonel bir çizgiden çıkaran çok özel bir jüri vardı diye düşünüyorum. Çünkü ben de geçtiğimiz senelerde işte jüri olarak yer aldım. Daha yapılan, inşa edilen projeler odaklı bir seçkiydi. Sizde böyle biraz daha kayma var Zafer. Bize biraz bunun üzerinden bilgi verebilir misin? Jüride kimlerdiniz, ne yaptınız, ne oldu da bizi bu kadar umutla doldurdunuz? Evet, gerçekten biraz öyle oldu galiba. Bunun çok planlı bir planlı olmadığını söyleyebilirim aslında. Çok uyumlu bir jüri olduğumuzu söyleyebilirim. Son derecede böyle paralel düşünceler içerisinde çalıştık ve iki çok disiplinli akademisyenin olması, Sibel Bozdağ ve Özlem Erdoğan Erkas'ın özellikle. Onlara da sevgilerimizi gönderelim buradan. Bize bir böyle kriterler, defterler önceden çok hazırlıklı olarak çok güzel iş bölümleri yaptık hepimiz. Bizde Müge Cengizkan ve ben iki yayıncı editör olarak belki farklı bir bakış. Yine Erdem Ceylan da bir kendine özgü bir akademik bakışıyla. Böyle çok son derecede sistemli çalıştığımızı söyleyebilirim. Örneğin ben vaziyet planlarını çok iyi didikledim. Kuzey işaretlerini özellikle arayıp buldum bazı olmayan yerlerde. Yerli kurmaları bağlamında, evet, evet, pasif gibi. İklimlendirme var mı yok mu bağlamında muhtemelen. Özlem Hanım metinleri çok iyi okumuştu. Onların satır aralarını, raporları evet okumuştu. Bunun gibi ve esasında çok da paralel, uyumlu düşüncelerle. Hatta öyle bir yere geldi ki bazen tartışma olsun diye de tartıştık. Yani biraz da tartışalım. diye böyle konular açtık. Bunlardan yani şunu rahatlıkla söylemek lazım. Yani hepimizin ortak olduğu bir yer bu rant yapılaşmasına, yani içinde insan olmayan yapılaşmaya, onu mimarlığın yani içinde görememekti. Mimarlığı görememekti. Burada ortak bir yanımız var tabii ki. Bunu biraz filtreledik doğrusu. Yani bu yani, kaç proje vardı? Çok sayıda 150'yi buldu, evet, galiba. Evet, 150'ye yakındı sanırım. Yani bunu önce epey bir küçülttükten sonra bir ikinci şeyde, ikinci bir değerlendirme de yaptık. İşte normalde seçilenden de biraz fazla proje seçmiş durumdayız. Yani böyle olumlu bir bakışımız da oldu genel olarak. Şimdi burada yani birkaç
filtre koyduğumuzu söyleyebiliyoruz. Yani biz kurumsal projelerde biraz şey yaptık, yani biraz kapalı davrandık herhalde daha önceki jürilere göre büyük ihtimalle. Bunun dışında ama hepimiz için ortak olan üç tane böyle anahtar sözcük herhalde çok öne çıkıyor. Sosyal sorumluluk bunlardan bir tanesi, kamusal alan kesinlikle bunlardan bir tanesi ve katılımcı yaklaşımlar. Bunlar hepimizi yakalayan ana fikirlerdi ve bunlar hep öne çıktı. Elbette bu birçok alanda üretim var. Bunun hepsini kapsamaya da çalıştık. Ve bir tartıştığımız konulardan bir tanesi de rahatlıkla söyleyebiliriz ki yani aslında bu seçkiyle biz ülkedeki mimarlığı temsil etmeye çalışıyoruz. Yani ve belirli bir belirli bir anlayışı değil, yani olanı şey yapmaya çalışıyoruz, göstermeye, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama bunun içinde de tabii bir mimarlık tanımı yapma gayreti içerisinde. Yani aslında evet. Değil mi, Türkiye çapında büyük, geniş bir coğrafyadan 150'ye yakın proje, evet. Aslında nitelikli yapı üretimi ve dünyadaki işte uluslararası bir evrensel seviye varsa aslında bu seviyeyi yakalayan olağanüstü bir proje birikimine, mesleki bir birikime işaret ediyor. Ama sizinkisi evet. İşte bu marka, kurumsal, konvansiyonel çizginin de dışında, az önce zikrettiğin o üçlü ekseni galiba vurgulayan bir seçki oldu. Evet, kesinlikle. Bir de bir konuya daha belki değinmekte fayda var. Bu sürdürülebilirlik çok önemli bir gündem bu dünya için. Ve buna paralel olarak işte yeşil bina, çevrecilik gibi yaklaşımlar. Fakat bunun aslında bu sürdürülebilirliğin genel olarak bizim mimarlık alanında çok da fazla, yani içinin yeteri kadar belki henüz doldurulamadığını. Jenerik kalıyor değil evet, mi? Evet, şey yapmak, kabul etmek lazım. Burada çok önemli bir şey işte. Diyelim ki daha mühendislik daha ön planda, işte bu sıvı atıkların yönetimi, işte enerji üretme gibi başlıklar var. Fakat biz bunu, yani mimari tasarımı bu sürdürülebilirlikle iyi entegre edebilmiş değiliz henüz. Bu açıdan bu da önemli bir gündemde. Özellikle güneş kontrolü. Yani yapının güneşle ilişkisi, yönlenme ve yerle kurduğu, insanla evet, yani, kurduğu ilişki. Ya, evet, kesinlikle ve altın iklim duyarlılığı gibi. Genel olarak, yani ısı kazançlarına ve ısı kayıplarına yönelik duyarlılıklar. Bunlar çok temel, bunlar da çok üzerinde durduğumuz ve tartıştığımız konular oldu. Ya da atıl yapıların değil mi öne çıkması, atıl yapıların yeniden kullanımı. Evet, dönümü. Çok çok önemli, tabii. Onlar da tabii daha sosyal bağlamlarda önem kazanıyor. Bu tür atıl yapıların kazanılması veya yani kamusal mimarlığa yani bir katkı olarak tabii ki çok öne çıkıyor her zaman. Evet. Bu böyle hani daha iyi bir çevre için, daha iyi bir gelecek için, daha konforlu, hepimizin hak ettiği değil mi? Her insanın hak ettiği daha konforlu yaşamlar için evet. Küçük ölçekli müdahalelerin yapıldığı, çok geniş değil mi? Büyük hektarlarca, büyük inşa alanları değil veya mimarlık bunun evet. Neresinde diyeceğimizde bir seçkide işler var. Evet, çok hani çok gençlerden tabii. De içinde söylüyorum. Hınzır gençlerin mesela işte maalesef stüdyonun mütevazi koşullarında gönül isterdi ki bütün bu bir düzine seçkiden değil mi? Bütün arkadaşları ağırlayalım. Sizleri sevgili Merve ve sevgili Zümra'yı aslında bu gençler adına belki birkaç seri daha yaparız bunlardan. Mesela ilk anda aklıma gelen kumsaldaki o geçici sütürüktür. Mimarlık bunun neresinde diyebilirsiniz ama hani işte o Barn ekibi tarafından Babilon için yapılan festival için kurulan geçici sütürüktür. Tarımsal endüstriyel bir üretimi bir showroom, bir müze olarak yeniden kullanma, tarımsal bu üretime dikkat çeken İpek Baycanların işte değil mi Slash Architect ve Arkizon Mimarlık ortak tasarımı.
İzmir'de bir gün batımı terası ki sevgili işte Evren Baş bu mimarlık tarafından yapıldı. En çok galiba Arch Daily'de değil mi? Türkiye'den dönen genç projeler, hazır projelerden biri. Tasarla ve Yap Stüdyosu bir mimarlık fakültesinin, MEF Mimarlık, Tasarım ve Sanat Fakültesinin öğrencilerin gerçekleştirdiği. Yine Beşiktaş Belediyesi için mesela hazırlanan Bahçe Çiçek Festivali'nden ilk anda aklımıza gelenler işte SEO, Sevince ve Oral'ın veya Birge Yıldırım ve Ozan Avcı'nın işte o kuşluk projesi. Bodrum'da bir konutun dönüşümü, kamuya açılması ve güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak herkes için mimarlığın kadın ve çocuk için ürettiği mekanlar. Biraz bu projeleri açalım mı? Hani en sondan başladık. Biraz bize ne yaptınız? Yerle bu ilişki, insanla ilişki üzerinden. Sevgili Zümra, ilk pası sana atalım. Biraz sizin projeyi dinleyelim. Tamam. Bizim projemiz Bodrum'da, Gümbet'te. Manzaraya hakim bir noktada bulunan harika, bir yerde. Hemen gidiyoruz. Bu arada az önce bir deprem haberi aldık bölgeden. Umarım ciddi kayıplar yoktur. Büyük geçmiş olsun diliyoruz ve sağlık haberlerini alalım diyoruz. Bizim projemiz önceden konut olarak kullanılan bir projeydi. Bir yapıydı. Burasının ofis olarak tekrar dönüştürülmesi istenildi. Belki birkaç görseli görebiliriz. Evet. Sevgili rejideki arkadaşlar, birkaç görseli. O beyaz şahane bir tılsımlı dokunuş var. Ufak ölçekli bir müdahale. Burada aslında müşteriyle konuştuğumuzda istekleri çok minimumdaydı. İşte mutfağın değiştirilmesi, döşemelerin değiştirilmesi, işte merdivenin traverten kaplanması gibi ufak istekleri vardı. Ancak çok içe kapalı bir yapı olduğu için, konut olarak kullanıldığı için önceden ofis kullanımına uygun bir yapısı yoktu. Daha işte dar koridorları olan, küçük odaları bulunan bir yapıydı. İşvereni bir şekilde bu daha farklı bir müdahale yapılması konusunda ikna ettik. Yani gelecekte daha farklı ihtiyaçlar doğacağına dair. Bir müzakere kurdunuz. Evet. Tasarıma başladığımızda da yerin aslında verilerini kullandık. Farklı kodlarda bulunan bir yapıydı. Giriş kodunda bir bahçesi olan ve alt kodda bir bahçesi olan bir yapıydı. Bu bahçeler dışarıdan birbiriyle bağlantısı yoktu. İşte sadece içeriden daha kapalı bir bağlantı vardı. İklimin de verdiği özellikten yararlanarak aslında bu farklı kodları hem de terası birbirine bağlayan bir dışarıdan bir merdiven düşünüldü ilk etapta. Bu merdiven yalın bir dille tasarlandı. Görsellerden de takip edebiliyoruz. Evet. Çok aslında mütevazi. Evet, çok fazla kendini göstermeyen, değil mi? Mimarının bir adım geri çekildiği muhtemelen. Yani oradaki amaç bu farklı kodları birbirine bağlamaktı esas amaç. İçeride de bu işte ofis kullanımına uygun olmasını istediğimiz için bu işte dar koridorlar kaldırıldı. İşte bu bir ofis kullanımında daha etkileşimli bir alan yaratılmak isteniyordu ve işte içeride bölmeler yapılıyorsa cam bölmeler kullanıldı. Aynı zamanda işte mekan organizasyonunun daha işlevsel olması için içerideki o betonarme merdiven kaldırılıp çelik bir merdiven tasarlandı. Bu şekilde aynı zamanda alt kotta da o holün olduğu kısımda işte yukarıdan da bir ışık alması sağlandı. Bu proje aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da faydası olan bir proje kente. Çünkü yapı henüz strüktürel ömrünü tamamlamamış bir yapıydı. Hani yıkıp yeniden yapmak yerine küçük müdahalelerle, farklı bir işlevle tekrar kente kazandırılmış oldu. Yani biz tabii 30-35 yılda bütün yapı stoğumuzu yıkıp, bizim ömrümüzde değil mi, en az iki kere yıkılıp, 30 yılda, 25 yılda yıkılan bir yapı stoğundan bahsediyoruz. Siz hayır, bu konvansiyonel sisteme de üretmeyi reddettiniz. Aslında işvereni de bir şekilde ikna ettiniz. Evet. Biz bunu yeniden kullanalım. O anlamda tabii birebir diyalog kurmak, müzakere kurmak,
yerle ilgili tılsımlı bir ilişkiyi kurmak ellerinize sağlık. O proje bize çok şey söylüyor. Bu jüride herhalde bu sürdürülebilirlik temasını galiba altını çok çizip seçkide özel bir yer verdi. 150 proje arasında 49 proje seçiliyor. Onlardan biri de sevgili Rizom'un genç takımının projesi. Şimdi sizinkisi biraz daha birebir işverenle ki meslek alanında da iyi mimar aslında hep işveren ortaya çıkar diyoruz. Diğer seçkideki özellikle işte son proje olarak zikrettiğimiz Merve'lerin projesi ise biraz daha geniş bir katılımcılık örneği veriyor bize değil mi? Merve'cim biraz projeyi aktarsana. Proje aslında Açev'in bir projesi olarak başladı. Anne Çocuk Eğitimi Vakfı. Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı'nın 2012 yılında 20 ay süren bir proje başlatıyorlar. Kırsal alanda yaşayan çocuklar için eşit bir başlangıç projesi. Ve bu proje bir şekilde böyle dallanıp budaklanıyor aslında. Çünkü sadece çocuklar değil anneler de var ve işte anne ve çocuklar burada babalarla da böyle eğitim vermeye başlıyorlar. Ve bu 20 ayın sonuna yaklaşıldığı zaman artık kadınlar oradan aldıkları eğitimler dolayısıyla ve çevrede böyle daha yani şehre gidip veya başka köylerdeki kadınlarla bir araya geldikçe işte tiyatro yapmak gibi aldıkları eğitimlerin sonucunda işte bir üretime geçmek istiyorlar. Bu üretim yapabilecekleri yerler veya bu eğitime devam etmek, işte istedikleri kitaplara ulaşmak, bilgisayar öğrenmek vesaire çok böyle dallanan bir skalada aslında ihtiyaçlarına karşılık gelecek bir mekana ihtiyaç duyduklarını kendileri dile getiriyorlar. Bir araya gelecek bir mekanımız yok diyorlar köyde. İşte kahvehane var, bakkal var, evler var ama kadınların ortak bir mekanı yok. Ve onların böyle aslında istemeleriyle başlayan süreç Açev'den Emine Kuzutürk bize ulaştı. Atıl Köy Okulları projemiz dolayısıyla bizden haberdar olarak. Atıl Köy Okulları projesini biraz açmak gerekirse aslında taşımalı eğitim dolayısıyla köylerde boş kalan okullar var. Bunun sayısı yaklaşık 17 bin civarı. Dehşet bir sayı aslında. Evet. 17 bin değil mi? İnanılmaz bir sayı. Evet yani bunun net bir verisi yok aslında ama bu topladığımız bilgiler ve görüştüğümüz detaylı illerden çıkarttığımız sonuç. İllerde de var tabii ki boş kalan okullar. Bu durum biraz da bir şey yani politika dolayısıyla işte çocuklar şehirde eğitim görsün deniyor ama aslında çocuğunu şehre göndermek istemeyen veliler kendileri de köyden göç ediyorlar ve dolayısıyla yerel hayatta böyle bir çöküş yani birbirini tetikleyen bir süreç meydana geliyor. Ve biz bu köy okulları yani her köyde var ve bunlar işte bakılmadığı zaman kaybedilecek. Kaybedilmeden onların küçük dönüşümlerle köylünün ortak mekanları olması üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Kamusal yaşamın nasıl yeniden parçası olabilir bu atıl binalar? Aslında anahtarsız bir mekan yani kime ait herkesin olan bir mekan, herkesin sorumluluğu alması gereken bir mekan yaratmak üzere çeşitli projeler gerçekleşti ve bunun arşivleri daha çok böyle ilerliyor bir taraftan. Ve proje 5,5 yaşında aslında dernekli yaşlı olarak 2011 yılında başlamış. Siz bunu herkes için mimarlık grubu olarak yapıyorsunuz. Belki herkes için mimarlıktan da çok kısa bahsedebilirsin Merve'cim. Evet, yani herkes için mimarlık aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir grup arkadaş Ölçek 1/1 adında bir projeye başlıyorlar. Bu da işte 1/100, 1/200 çiziyoruz biz bunu okullarda ama bunun 1/1'i nedir diyerek. Ve okuldan çıkıp aslında bir arkadaşımızın köyünde bir öğretmen lojmanı inşa ettik. Bu aslında tasarımını biz bulduğumuz işte gelirini kendimizin yarattığı ve gidip birebir inşa ettiğimiz bir süreç. Ve yine farklı okullardan, farklı gruplardan arkadaşlarımız ve sadece mimarlık alanından değil başkalarıyla bir araya gelerek dernekleşmeye karar verdik. Daha sonra mezun olduktan sonra ve şimdi 90 kadar üyemiz var. 400 kadar gönüllümüz var. Farklı okullardan. Evet. Peki bir parça daha bu proje üzerine konuşursak aslında katılımcılık nasıldı? Belki biraz görselleri de alarak o kadınlarla nasıl diyalog kurdunuz, nasıl bir süreçti? Evet. Sonuçtan çok aslında sizin projenizde değil mi? Bu, mimarlık bunun neresinde diye sorduğumuz zaman, niye bu seçkinin parçası oluyorsunuz dediğimiz zaman aslında belki sonuçtan çok, belki mimarlık fotoğrafçılığı adına olağanüstü söz söyleyen fotoğraflar değil ama aslında o süreci ve katılımcılığı yerele dokunmayı öne çıkaran olağanüstü bir deneyim var galiba. Biraz rejideki arkadaşlardan da rica edersek görseller eşliğinde bize belki o süreci biraz açar mısın?
Tabii dediğim gibi AÇEV dolayısıyla zaten bir fikri oluşmuş ve kendisi talep etmiş bir kadın ve çocuk kitlesi vardı aslında köylerde, 5 ayrı köyde. Onlarla ilk önce neler istiyorlar diye bir gidip küçük sohbetler ettik ve aslında 5 proje aynı anda başlamadı. Önce daha çok işte birkaç kadınla görüşüp ilkini hayata geçirdikten sonra her Tokat ziyaretimizde başka bir köyü işin içine ufak ufak sokarak süreçlerimiz... Tokat'ı valilik, belediye veya AÇEV mi? Hani orada öne çıkan kurum kimdi? AÇEV miydi Tokat'ı? AÇEV. Ama AÇEV tabii kendi proje sponsorları dolayısıyla ve yine valilikle ve Milli Eğitim'le de birebir ilişkileri olduğu için aslında herkes bir şekilde dahil projeye. Ve aslında kadınlar da dahiller. Çünkü bu işin en büyük katılımını da aslında kendi bu mekanların hayata geçirilmesi için maddi kaynağı yaratmak konusunda gerçekten şehir meclislerine gidip orada kendi dileklerini dile getirdiler ve orada bu işi sahiplendiler. Ve bize ne istediklerini çok açık bir şekilde anlattılar aslında. Bu işin içinde çocuklar için neler istedikleri de vardı. Örneğin bizim yani bu kendi yaşantımız içerisinde işte çocuk düşer herhalde, bir şey başına gelir falan diye öngördüğümüz pek çok şeyi hayır, hiçbir şey olmaz diye mesela onlar daha da cesaretlendirdikleri ve böyle daha oyun odaklı mekanlar ortaya çıkmasını sağladıkları bir süreç gerçekleşti. Peki mesela bu yerinde tasarlama süreci faydalı olabildi mi? Yani bu hani diyalog kurmaktan bahsediyoruz. Hani belki tek kullanıcı veya çok sayıdaki kullanıcı. Bunun hani geri dönüşleri, mekanlara dair feedback kullanıcılardan geliyor mu? Geliyor. Aslında bizim sürecimiz örneğin en önemlisi belki de daha çok ağırlıklı olarak mimarlık öğrencilerinin katılması süreçlerimize. Böyle antiyerarşik bir ilişki kurmak üzerine yola çıktığımız bir süreç tasarlıyoruz. Ve en başta bir açık çağrı yaparak dediğim gibi ağırlığı mimarlık öğrencilerinin oluşan bir katılımcı kitlesiyle beraber aslında o yere gidiyoruz. Stajyerine de saydırabiliyorlar evet, galiba. Evet, saydırılabiliyor. Oraya gittiğimizde yine yani sadece tek bir kişi, tek bir mimar olarak o kadınlarla görüşmüyoruz aslında. Bir 10 kişi, 20 kişilik bir grup ayrı ayrı diyaloglar kuruluyor. Köyde ayrı bir dolaşıma giriliyor. Ve böyle. Harika. Peki birebir diyalogda nasıldı? Geri dönüş kullanıcının yani hem süreç açısından hem de sonunda... Bittikten ve kullanım başladıktan sonra geri dönüşler nasıl? Kullanıcıyla farklı bir diyaloğa geçmek olumlu ekosu var mı? Yoksa yok hayır olmadı, kibirli mimarlar mı diyor? Yok hayır, bu işveren oldukça yapılan işe saygı duyuyordu. Hani onun istediği istekler aslında çok minimumda şeylerdi. İşte ufak şeylerin değiştirilmesi gibi. Biz daha sonra ihtiyaç olabileceğine dair bu değişikliklerin yapılmasını öngörmüştük. Mesela şu anda işte hani oraya gelenleri daha karşılamak için daha geniş bir mekanları var. İşte daha açık bir çalışma alanları ve daha manzaraya yönelik açık bir çalışma alanı olduğu için henüz bir şikayet almadık onlardan. Aslında şimdi mimarlık dışından da bir izleyici ve dinleyici kitlemiz var. Onları açmak için yani Rizom aslında kendi mimarlık yapma biçimini farklı tanımlayan bir grup değil mi? Hınzırca başka türlü. Biraz açsana. Siz böyle konvansiyonel mimarlık tanımı falan da yazmıyorsunuz sizin siteye girince. Başka şeylerden bahsediyorsunuz. Birazcık evet farklı şeylerden bahsediyoruz. Rizom hiyerarşik olmayan, yeniliğe açık, katılımcı bir organizma demek. Biz de aslında buradan yola çıkarak işte bu ofislerdeki hiyerarşik olmayan sisteme karşı bir tepki olarak kuruldu. Hiyerarşik olanlara. Evet, pardon. Hepimiz mezun olduktan sonra farklı deneyimler yaşadık. Farklı ofislerde çalıştık. Ben mezun olduktan sonra hemen bir ofise çalışmak istemiyordum ya da bir yüksek lisansa da başlamak istemiyordum. Ne yapmak istediğimi keşfetmek için aslında farklı bir deneyim için arayışa geçmiştim. Ve bir süre Arjantin'de yaşadım ben. Orada bir ofiste çalıştım. Orada çalıştığım ofis aslında tam da bu açıkladığımız tanıma uygun bir ofisti. Bütün hiyerarşileri kıran evet. Ve birlikte üreten evet. Muhtemelen. Okulda hocaydı aynı zamanda ve ofiste gençlerle beraber çalışıyorlardı ve hiçbir zaman
patron çalışan ilişkisi yoktu aralarında. Ben döndükten sonra da daha farklı ölçekte bir ofiste çalışmaya başladım. Burada büyük ölçekli projeler yapıyorduk ve çok hızlı bir üretim vardı. Arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimiz zaman sürekli bundan yakınıyorduk aslında. Hani işte bu patron çalışan ilişkisinden, bu hızlı üretimin biz neresindeyiz, biz ne yapıyoruz gibi sorgulamalar yaşıyorduk. Bunun üzerine iki arkadaşımız ilk atılımı yaptı. Sonra da biz katıldık onlara. Bu yavaş kentler mi? Değil mi? Slow, the slow yerine siz yavaş mimarlık kavramını geliştiriyoruz diyorsunuz. Siz de bir parça öyle şeyler yapıyorsunuz değil mi Merve? Böyle yavaşlatan bir süreç, evet, ve katılımcı. Hep evet, hiyerarşilerin olmadığı bir birliktelik. 60'lar, 90'lara varan sayılar. Peki o network, o ağ, katılımcılık, kendi aranızda hiyerarşinin olmadan bu küçük ölçekli müdahaleler, bunun düzenini nasıl sağlıyorsunuz? Aslında bizim yani açık çağrıya çıktığımız andan itibaren katılan herkes eşit diyoruz. Ama sorumluluk almak ve o işi devam ettirmek zaten ne kadar yönlendirici olduğunuzu da gösteriyor. Veya başka insanların sözünü ne kadar böyle önemsediğiniz ve ortak karar almak üzerine yol aldığınızla ilişkili olarak devam ediyor. Böyle dolayısıyla işte üniversitede hocası ve öğrenci ilişkisi kurmuş iki farklı kişi bir arada bir üretim yapabiliyor veya ofislerde de aynı şekilde. Bu yani iyi bir nefes alma yeri diyebilirim. Ben... Bütün genç arkadaşlara, öğrencilere duyuruyoruz. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yani çok hevesli, umut dolu genç bir grup var. O kesin staj yapan arkadaşlar. Ama biraz daha deneyimli göz olarak herhalde her köy okulunda, dönüşüm projesinde, hani senin gibi böyle biraz daha genç mimar arkadaşlar mı proje kat ablalığı yapıyorlar bir parça? Yani evet, yani proje yürütücülerimiz oluyor ama onlar da dediğim gibi daha çok organizasyonel olarak ve her toplantıda bulunmak ve işte her ziyarette orada bulunmak gibi, aslında işte o köylüyle veya kimse kullanıcı onunla birebir ilişkide hep devam, sürekli bir ilişki kurabilmek adına böyle bir şeyimiz oluyor. Şahane. Evet. Peki mesela bu özellikle ben İstanbul Sözleşmesi'ne de İstanbul hepimizin grubunun hazırladığı bu kent sözleşmemize de atfen kadının, çocuğun, işte insana ait değil mi? Kentli hakkının çok vurgulandığı bir sözleşmemiz var. Yani o kapsamda size geri dönüşü nasıl? İki genç kadın mimar olarak. Yani bu katılımcı süreçler, diyaloglar, hani mesela sizleri nasıl besledi? Meslek yaşamı olarak, insan olarak, kentli olarak, meslek insanı olarak. Valla benim için aslında bir yani mimarlık bir deney alanı olma halini, yani lisanstaki o heyecanlı halini yeniden kazandı buradaki bu pratiğe katılmam. Çünkü gerçekten bu işte antihiyerarşik ve katılımcı süreçleri örgütlemek adına aslında küçük küçük böyle müdahaleler yapıyorsunuz. İşte bir tanesi mesela fırın inşa etmek ama öncesinde projede yer almış, işte uygulaması çizilmiş bir şey değil. Bizzat orada yerinde, işte onun ustası bunu bildiği için ve bize daha fazla çalışarak aslında öğretmek istediği için, işte öğrenciler tekrar bir hafta daha gelip onu görmek istedikleri için başlayan bir şey, bir süreç oluyor, beslenen bir süreç oluyor ve o sürecin sonucunda da aslında bu sefer o fırını kullanmak için aslında bütün köylüyü bir anlamda oraya çekiyorsunuz ve orada başka ortak sözler söylenebilmeye başlıyor. Aslında öngörülmeyenler değil mi? Sürpriz olan, heterotopik olanla karşılaşıyorsun ve öngörülmeyenle karşılaşma olağanüstü bir mesleki deneyimi değil mi? Tetikleyici başka bir şey katıyor muhtemelen. Evet ve yani yerinde çizdiğiniz detay orada uygulanabilir mi, uygulanamaz mı, bir fikriniz yok ama oraya gittiğinizde gerçekten siz uygulamak durumundasınız ve o da başka öğretici bir süreç oluyor. Aslında oraya da bir şey bırakıyorsunuz. Öyle Tokat üzerinde de çok hatıramız var. İşte çeşitli kutulardan dönüştürülebilir mekanlar tasarladık aslında. Çünkü aynı küçük mekanda hem tiyatro, hem bilgisayar, hem eğitim olması çok söz konusu değil. Dolayısıyla daha modüler sistemlerle iç içe geçebilir bazı lekeler halinde tasarladık diyebiliriz. Dolayısıyla mimarın da sözünü yani işte ben yaptım oldu şeklinde söylememesi ve orada da daha dönüştürülebilir, yani yaşamına devam edebilir bir mekan bırakmak üzerine kurulmuştu. Peki bu sürdürülebilen yaşam üzerine bu süreçten mesela geri dönüşüm nasıl oldu? Kadınlarla tekrar iletişim kuruyor musunuz? Veya çocuklarla?
Aslında daha çok Açevin Tokat sorumlularıyla da birebir bir ilişkimiz var. Yani başka yerlerde tabii ki köylülerle ama bu Açev üzerinden kurduğumuz bir ilişki olduğu için biraz daha dolambaçlı. Şimdi aslında bu yıl tekrar bir ziyaret etmek istiyoruz. Bizim de aslında dediğiniz gibi yani iyi fotoğraf vermek falan bir derdimiz değil. Ama bir fotoğrafını da çekmek isteriz ama onu çekmek için bile aslında süreçte böyle bir şey yok. Yani, bitmiyor aslında. Sürekli dönüşüyor. Başka bir şeye değil mi evriliyor? Evet yani organize edebildiğimiz aslında seyahatler daha çok daha fazla onlarla görüşebilmek ve süreçte beraber olmak üzerine. Ama son halini bir tekrar görmek istiyoruz. Aslında her iki projede de işe yabancılaşma süreci değil mi? Özellikle büroda üretiliyor. Sevgili Zafer yanılıyorsan beni düzelsen daha uygulamanın içinde bir mimar meslektaşımız olarak yabancılaşan bir sürece de dönüşüyor. Yani birebir orada detayını üretmiyorsanız kullanıcıyla, işverenle birebir daha yakın bir diyalog kurmuyorsanız siz aslında iki takımda bunun ötesine geçmiş seçkideki diğer adınız zikrettiğimiz isimler de aslında bütün genç arkadaşlar bu sürece hakim olma yolunda aslında çok önemli bir mesafe kat ettiniz. Bunun üzerine bir şey söyleyebilir misiniz? Yabancılaşmanın olmadığı, işin mutfağında doğrudan olma üzerine. Tabii ofisteyken masa başında ürettiğimiz şeyler yerine gidince tabii bazı farklılıklar oluyor. Ve hani onu nasıl çözebileceğimiz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Aynı zamanda o konuştuğumuz kişinin, işverenin de istekleri doğrultusunda bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ve o anda hatta orada üretim yapılırken ustalarla beraber üzerine düşünüp bir şekilde yeni bir şey de ortaya çıkabiliyor bazen. Yap ofiste ürettiğimiz şeyin dışında. Sonunda böyle karşılıklı tartışarak bir şey ürettiğimiz için memnun kalıyoruz. Onlar da tabii tipik mimar figürünün dışında genç hınzır mimarlarla birlikte çalışmaktan mutludurlar diye düşünüyorum. Yani tabii mimarlık dışından izleyen sevgili dostlar için konvansiyonel bir sürecin mimarlık sürecinin dışına çıkmak çok zor. Ezberleri bozmak, ezberleri kırmak çok zor. Ama peki meslek insanı olarak sizi nasıl beslediğini düşünüyorsunuz? Yani bu gelecek 5 yıla baktığınızda kendinizi nasıl görüyorsunuz, nerede görüyorsunuz? Herkes için mimarlık nasıl devam edecek veya rizom nasıl devam edecek? Valla herkes için mimarlık şu an yolunda ilerliyor gibi gözüküyor. Biraz tabii bu katılım, aktif katılımı yani proje yürütücülüğünün böyle daha genç kuşaklara aktarılması gibi bir böyle hedef de var. Ama bir taraftan da bir birikim de oluşuyor. Her projede hani yeniden deniyormuş gibi kalmanın. Belki sizin sitenin adresini verebilirsin Merve'cim başvurular için. Herkes için mimarlık.org. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da aslında açık çağrıları takip edebilirler. Böyle. Evet. Rizom'un da belki biz web sayfasını, adresini alabiliriz. Rizomarchitects.com bizimkisi de. Biz de öğrencilerle projeler yapmak istiyoruz bu arada. Bu yerinde uygulamaya yönelik farklı yerlerde. İlk etapta belki bir arkadaşımızın bir köyünde onun üzerine düşünüyoruz. Onlarla beraber belki bir workshop yapmak üzerine düşüncemiz var. Sizin de yardımınızı alalım. Zevkle, zevkle. Şimdi aslında gençlerin elinin değdiği her şey yeni bir çoban ateşi yakıyor. Bu şimdi Lefebvre'e ait, hani Lefebvre'e ait kitaplar Fransızca'dan İngilizce'ye, şimdi İngilizce'den hızla Türkçe'ye çevriliyor ya. Dün yeni bir kitapta bir şeyine rastladım tercümede. Bazen anne dilinde okuduğunuzda daha aklınızda kalıyor. Şimdi bu ütopyacılık diye betimlediği bir grup var Henri Lefebvre'nin. Ütopyacılığı biz hep baskı içinden, çok fazla tanımlanmış alan içinden. O bu tanıma başka bir yorum getiriyor. Yani geleceğe yönelik ve günlük yaşamın dokusuna işlediği ölçüde toplumsal değişim imkanlarından bahseden projelerden söz ediyor. Böyle projelerin yani hem kentte hem kıra arakesinde geleceğe yönelik umut verecek projelerin olması gerektiğinden bahsediyor ve farklı bir şeylerin özlemini duyduğumuz sürece dikkat çekiyor.
farklı bir şeylere özlem duyuyoruz. Galiba umutsuzluk sözü geçtiği zaman bunu yıkan, bunu yok eden çok değerli bir genç meslektaş grubumuzla beraber olduk. Sevgili Zafer, bence bu Türkiye Mimarlık Yıllığı adına yaptığınız bu seneki seçki bize çok fazla şey söylüyor. Siz çoban ateşleri yakan bu sevgili iki temsilcinin de ama diğer 10 projenin de çoban ateşi yakan projelerin görünür olmasına, değil mi? Daha fazla insana ulaşmasına ve bir şekilde kurumsallaşan bir platformda yer almasına neden oldunuz. Onun için bir kere ellerinize sağlık, aklınıza sağlık. Neyi yettiniz de böyle atipik bir jüri oldunuz. Bizim gibi konvansiyonel bir grup olmadınız. Çok güzel bir tanım gerçekten çoban ateşi. bu yani bir yapı üretiminin çok büyük oranda çok katılımsız gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu böyle bir dönemde o küçük çabaların da önemi çok fazla ve bunların hep yani örnek olabileceğini, bir başka şeyi tetikleyebileceğine gerçekten çok inanıyoruz. Böyle olma. O zaman Arkitera'nın arkiv adresinden bütün bu seçkiye, 150 proje içinden işte 49'a yakın bir sayı, yaklaşık 50 projenin olağanüstü koşusuna tanıklık edebilirsiniz. Hem daha fazla hem künyelerine hem daha fazla görsele ulaşabilirsiniz. Biz bu eksende konuşmaya gelecek haftada devam edeceğiz. Ama bu sefer İzmir'e odaklanacağız. İzmir'de neler oluyor? Bize ilham veren, katılımcılık adına, çok seslilik adına, alternatif mimarlık rotaları yaratmak adına iki genç arkadaşımızla, sevgili Cenk Dereli ve Boğaçan Dündarak ile buluşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tekrar çok teşekkürler katılım için. Biz teşekkür ederiz.